Allah Azze ve Celle'nin emaneten bize bir süreliğine açtığı alternatif sürecin içerisine geldik. Ama bu sürecin içerisine gelirken narkozlanarak geldik. Neden? Demin ki arz edilen durumu şimdi başka bir sahnede canlandırmak istiyorum. Bu şakalama görüntüleri var, izlemişsinizdir. Böyle yere bir çok kıymetli maden koyuyorlar yahut yere çok kıymetli bir para koyuyorlar. Böyle insanın görüp de geçmeyeceği cinsten. Öyle 5 lira 10 lira değil. En büyük paralar yahut en büyük yabancı paralar gibi. İnsanlar oradan geçerken birdenbire parayı görünce hemen etrafa bakıyorlar. Tabii gizli noktalara kameralar konmuş. Bakıyorlar kimsecikler yok ortada. Bir şey düşürmüş gibi yapıp ondan sonra alıp yerden onu cebine atıyor. Sonra da hiç kimse görmedi. Biraz ufaktan bir şarkı söylüyormuş gibi gidiyor. Tabii 4 adım sonra bizim şakacılar önünü kesiyorlar. Efendim size sosyal deney yaptık, şaka yaptık. Deminki para falan adam mahcup oluyor. İşte ben onu götürecektim de işte karakola söyleyecektim de alır mıyım ki ben zaten falan. Klasik söylemler. Sonra bir başkası geliyor, o da aynı şekilde aynı numarayı yapıyor, cebine atıyor. Sonra bir başkası, sonra bir başkası. Çok sayıda cebine atanın içerisinden bir tanesi alıyor. Birilerini aranıyor, kim düşürmüş olabilir diye. Sonra orada arkası dönük birini görüyor. Gidiyor ona, diyor ki ya böyle bir para buldum yerde, hani ben gidiyorum, geçip gidiyorum. Birileri dönüp gelebilir, parasını arayabilir. Sende kalsın, gelen olursa verirsin diyor. Tabii bu an böyle bunu izlerken takdir hisleriniz zirvede artık yani. Niye? Hayattan çıkış sahnesinde iyiler çok az. Bugün bir iyi gelecekmiş diye bütün melekler niçin doluşuyor? Onun gibi bir şey. Bazen o bozuk ceviz almışsınızdır. Ne kırarsanız bozuk çıkar, ne kırarsanız bozuk çıkar. Ya yeter hepsi bozuk bunların dersiniz. Kırmaya devam edin. Bir tanesi iyi çıkar, sapsarı falan. O çok değerli. İşte hanım gel bir tanesi çıktı ya falan, nasıl olduysa. Bu insandan dair biri bir ceviz gibi düşünün. İyisi çok nadide çıkıyor. Cenab-ı Hak وَقَل۪يلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ Kullarımdan şükredenler. Yani Allah'ı tanımış ve ona saygılı yaşamış. Çok azdır diyor Cenab-ı Hak. Bu şakada da öyle bir tanesi diyelim. Sonra bunu izledikten sonra kapatıyoruz ekranı. Tabii önümüzde gençler var, soruyoruz. Hemen karşımızdakine sen olsan ne yapardın? Çocuk hemen diyor ki hocam ben tabii ki paranın sahibini arardım. Yani hem niye bana sordunuz? Yok yok, herkese soracağım. Yani bundan huzursuz olma. Arkadaşım sen ne yapardın? Hocam ben de sahibini arardım. Zaten belli değil mi? Peki sen ne yapardın? Ben de sahibini arardım. Sen ne yapardın? Ben de sahibini arardım paranın tabii ki. Cebime atar mıyım? Hayır, ben aile terbiyesi almışım, iyi bir çocuğum. Ben de sahibini arardım. Bu gökler ve yerin hani gelin dediğinde Cenab-ı Hakk'ın hepsinin koşup gelip ya Rabbi biz seni çok seviyoruz, tabii ki gönüllü geldik yani. Sen emredeceksin de biz öyle zorla gelelim, istemeye istemeye gelelim, yakışır mı bize? قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ Dediler ki gönüllü geldik ya Rabbi. Ama gelmeyecek olanlara kapı açılmış değildi. Mecburi bir emir vardı orada. Siz misiniz? Allah'ım biz seni çok seviyoruz, sen bizi yarattın. اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ diye soruyor Cenab-ı Hak. Hepsi bela diyorlar. Elbette Rabbimiz sensin. Peki. Bunu şu anki bu ortamda yapıyorsunuz. Bunları konuşurken gençlerin hepsinin ben dürüst olurdum dediği gibi bir ortam. Peki sizi özel bir ortama alsak, o ortamda sizi yoklasak ve bu sözünüzün arkasında ne kadar durup durmadığınızı ortaya çıkarsak ne dersiniz? Ben bunu gençlere soruyorum. Şimdi diyorum ki böyle metaverse aygıtları var biliyorsunuz, eldiven giyiyorsunuz. Gözlük takıyorsunuz, işte bazı elektrotlar falan, öyle Matrix'tekine benzer. Buradan
gönderiliyorsunuz, kendinizi bilgisayarın içerisinde gözünüzü açıyorsunuz. Daha henüz bu kadarı başarılabilmiş değil de ama hani canlandırmayla en azından tahayyül edebiliyoruz. Böyle bir şeye sizi alsak ve sizi tıpkı demin izlediğiniz sahnedeki gibi bir yolda ilerlerken önünüze para çıkarsak ve sizin alıp almayacağınızı görsek ne dersiniz? Demin hepinize tek tek sordum. Hepiniz bela dediniz. Elbette ki biz dürüst davranırız dediniz. Var mısınız? Deyince çocuklar şunu sordular. Hocam buraları hatırlayacak mıyız bu muhabbeti falan? Biz de dedik ki onları hatırlayacaksanız oraya niye sokuyoruz sizi? Yani o steril alana, o yalıtılmış alana burayı hatırlamayın da buranın üzerinizdeki baskısı kalmasın. Doğruyu sırf doğru olduğu için yapacağınız o özel ortama. Bu sefer dediler ki ya Rabbi biz o parayı cebe atmanın yanlış, sahibini aramanın doğru olduğunu bilecek miyiz peki? Evet, çok iyi bileceksiniz. Bunu bilmenizi sağlayacağız. Bunu çok iyi kavramanızı sağlayacağız. Ama buraları hatırlamayacaksınız. 40 kişilik sınıfta 30'u 35'i yine de biz girmeyelim dediler. Çünkü senin hayır yapmayın dediğin bir şeyi orada gireriz yaparız. Eşfakkını minha ürktüler. Böyle bir sorumluluğu yüklenmekten kaçındılar. Çünkü Allah'ın hayır olmaz dediği bir şeyi yapmanın fecaat olduğunu biliyorlardı. Alemlerin Rabbi böyle olsun diyecek, sen hayatında elinde cebin, eli cebinde takılacaksın. Aman o ne derse desin, ben bildiğim gibi yaparım diyeceksin. Korkunç bir şey. Ve o steril özel ortamda yani biz girmeyelim dediler. Bazıları evet biz varız dediler. İşte o deminki ankette dünyaya insan olarak geldiler. Buradakilerin hepsi hayır biz yokuz deyip de dağ olan, taş olan, kedi olan, toprak olanlar değil. Bunlar ya Rabbi bizi o steril ortama da koy. Biz seni o kadar seviyoruz ki biz sana saygımızı yitirmeyiz. Yeter ki seni bilelim. Yeter ki doğruyu bilelim. Var edeni kestirebilelim. Hayatın doğru istikametini, hakkı batılı, adaleti, zulmü, iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini ayırt edebilelim. Biz doğrusunu yapar, biz adil davranır, biz seni tanır. O ortamda bile olsak kudretini yeter ki kestirebilelim. Peki buyurun hayat önünüze açıldı. Melekler bu insanların çoğunun fesat çıkaracak, yanlış yapacak bu iradesini kötü kullanacak kimseler olması endişesiyle o soruyu sordular. Ama Allah içlerinden az sayıda da olsa Yaradan'a duyduğu sevgiyi yaşayacak ve bunu saygıyla pekiştirecek iyilerin varlığını, o bilmediğiniz iyiler var ya, onların hatırına bu muazzam sistem kuruldu. Bazen ben bunu şeye benzetiyorum. Adamın 8 tane oğlu var. Adam holdingin sahibi, büyük şirketi var, çok zengin. Böyle çıkıyor mesela çocuklar önünde, eller böyle babacığım babacığım yapıyorlar. Bu yaşlı amcanın da arkadaşları var böyle. Böyle hayırsız evlatlardan konuşuluyor sağda solda. Bu diyor ki benim evlatlarımın hepsi hayırlı evlatlardır. Bir dediğimi iki etmezler. Sabah erkenden gelirler, elimi öperler, çayımı kahvemi getirirler. O arkadaşları diyorlar ki bu yaşlı amcanın ya diyorlar yani biz o kadar emin değiliz. Sen şimdi hani bu kadar çok zenginsin ya. O yüzden işte henüz yani o mirası alacaklar senden. O yüzden sana bu kadar hürmet ediyorlar. Bak gelinlerin bile seni ne kadar sevdiklerini söylüyor. Bizim gelinler niye sevmiyor? Bizim oğlanlar niye aramıyor, sormuyor herkes işinde gücünde? Yani bir tek senden doğanlar mı böyle? Biz diyorlar çok emin değiliz yani. Bunun üzerine adamın içine bir şüphe düşüyor. Diyor ki yani ben bunlara hepsine payını şimdiden versem hisselerini, sizin dediğiniz gibi artık beni umursamamaya mı başlarlar? Ciddiye almamaya, aramamaya, sormamaya.
Yani bizim diyorlar tecrübemiz onu gösteriyor. O zaman gidiyor bir noterle anlaşıyor. Bunu ben senaryolaştırıyorum. Ve bunlara hisselerini şirkette vermiş gibi yapıyor. Bunlar artık ellerinde imza sirküleri. Bunlar şirket ellerinde. Herkes kendi bölümünde işini götürüyor. Alımını, satımını yapıyor. Baba bakıyor ki zamanla bunlar artık aramalar azaldı, sormalar azaldı. Kendileri karar veriyorlar. Bazen ben arıyorum evladım bak şu firmayla bir işe giriyormuşsunuz girmeyin onlar şöyle. Ya baba sen anlamazsın senin zamanın gibi değil falan. Yavrum etme eyleme bak ben, en azından sözümü dinle ben senin babanım çat. Yani kapattı suratını aman Allah'ım olacak şey değil. Demek ki dün henüz benden bunları almadıkları için böyle seviyorlardı sayıyorlardı. Belki bir şeyi öyle hücceten veririm diye. Şimdi bana böyle davranıyor öyle mi? Bunların içerisinde 7 tane oğlundan bir tanesi. Aynı şekilde sabahları erkenden gelir babasını öper, koklar, sever, danışır, fikir alır falan hiç değiştirmedi. Baba diyor ki ya hakikatli olan bir tane buymuş. Diğerleri sevgisi gerçek değilmiş. Onlar o paranın etkisiyle, onun beklentisiyle göstermelik bir saygı içerisindelermiş. Allah göstermelik olanı istemez. Allah daha kötüsü göstermelik olanı bir de bilir. Bizim gibi değil. Biz bilemediğimiz için çoğu göstermelik olanları da yiyoruz. Yani özellikle makamdaysan, mevkideysen falan. Etrafında böyle öyle güzel sözlerle insanlar konuşuyor ki. Yani içtenliğiniz harekete geçiyor. Beni gerçekten seviyor diyorsunuz. O an düşünemiyorsunuz ki. Ya şu göreve gelmeden önce bu adam hiç yanıma bile gelmezdi ya. Yani beni bilmezdi. Şu an öyle olamaz diyor ama yok. Yani bir yeter ki size paye verilsin. En çok inanacağınız şey size kıymet verilmesi. Bunun yalanı bile insana inanmak istediği bir yalan oluyor. Tabii ki ya. Sevilmeyecek adam mıyım ben? Yani benim makam falan ne? Ben buradan insem de bunların hepsi beni sever. Hepsi bana saygı gösterir. Şimdi insan bunu yutabilir ama Allah Azze ve Celle içini dışını insanın bildiği için, sahici olmadığını da bildiği için biz insanlara ayna tutmak üzere, kendi gerçeğimizi çıplak bir biçimde yaşatmak üzere hayatın içerisine bu steril yaratılmış ortama gönderdi. Ve biz burada gözümüzü hakikaten narkoz yemiş gibi açıyoruz. Ve iradeli. Bir defa benim anlattıklarımla şimdi gerçek yaşadıklarımız arasında anlamlı ilişkiler var. Bir, gerçekten insan farklı ve irade sahibi. Apayrı. Bir kedi gibi değiliz. Bir köpek gibi de değiliz, at gibi de değiliz. Biz tam da bu anlattığım şeydeki ne benzer şekilde anlamı yoklayan, zorlayan, araştıran bir İç potansiyele sahibiz. Ya niye biz buradayız ya? Niye yaşıyoruz ki? Bir ara bir gençlerin sitesine girdim böyle. İşte orada şöyle konuştu. Abi ne olacak ya? Niye yaşıyoruz ki? Yani tutki yaşadık sonra ne oluyor? Ondan sonra ne oluyor? E tamam ondan sonra iş bulduk. Ne olacak? Emekli olacağız. E emekli olduk ne yani? Alnımız şeye mi erdi? Biz demin bir yerden çıkıyoruz böyle Abant'tan. Böyle bir otobüs durdu. İçinden belli hepsi emekliler indiler. Aha işte hayat. Hayat içimden öyle dedim. Aa işte hayatın bütün yaşadığımız amacı bu. Ya adamlar sefil bir halde. Yani yaşları geçmiş böyle. İndiler yani ve üşüyorlar zaten. Çok tutamazsın kabuğu onları. Üstelik kaç kez böyle kaç yere gidebilirler. Hayatın kıyısındalar yani. Bu mu anlam? Bütün hayatı, gençliğimi, dinamik varlığımı iyi bir emekli maaşıyla sağda solda o da kaç yıl dolaşacağım. Onun için mi harcıyorum? Hayır böyle bir şey anlam olamaz. Çünkü anlamın kendisi bile hayatı sarf ettiğimden daha kısıtlı, daha sınırlı, daha az hayat. Bir insan gençken eğlenmesi, yemesi, içmesi, yapması, kalkmasıyla 60'ındaki bir mi? Hayır hayır böyle bir anlam olamaz. O yüzden hani bir anlam konuşuyorlar kendi aralarında. Ya o yüzden diyor yani canım sıkkın diyor ya. Yani böyle yazmışlar kimi intihardan söz ediyor saçma sapan konuşmalar.
Bir tanesi orada daha akıllı olan dedi ki ya abi dedi bak kanka bizim sorunumuz ne biliyor musun dedi. Ben de onu okuyorum böyle. Bizim sorunumuz şu ilk soruyu sormaktan başlıyor. Nereden çıktı diyor bu soru, ne olacak, işte nedir anlamı, niçin yaşıyoruz falan. Ne yapacağız abi böyle yaşaya yaşaya. Bu soruyu sorunca diyor her şeyimiz berbat oluyor. Bak kediler bunu soruyor mu diyor. Sabah kedi kalkıyor, yürüyor. Bulunca oradan yiyor. Sonra geliyor oturuyor. Hiç öyle bir gam derdi yok yani, ne olacak abi, her gün aynı şekilleri tekrar ediyoruz. Nedir bu yani, nereye gidiyor bu falan. Böyle bir şey diyor ki bütün diyor işkenceyi biz bu soruyu sorarak başlatıyoruz. E çözüm ne? Sormayalım diyor. Böyle bir şey sormayalım, bu muhabbeti açmayalım diyor. Sabah kalkalım, alalım, yiyelim, oturalım, akşam yatalım. İyi de abi diyor öteki, hani birkaç gün üst üste aynı şeyi yapınca ne olacak deyiveriyor diyor insan. İnsan, anlamın peşindeki varlık. Çünkü bunun için yaratıldı. Çünkü anlama talip oldu. Diğerleri gibi değil. Siz bir kedinin oturup şiir yazdığını, efkarlı işte hayatıyla alakalı böyle felsefi şeyler karaladığını görmezsiniz. Keyiflidir böyle tın 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 tın. Zamanı gelir, çiftleşir, zamanı gelir, doğru zamanı gelir. Yaşar yani böyle, ondan sonra zamanı gelir ölür. Ama biz öyle değiliz. Biz hep aynı soruyu soruyoruz. Daha çocuk yaşta başlıyor. Anne, dedem niye öldü? Hani kedinin yavrusu dedesi niye öldü diye sormaz. Ama insan evladı sorar. Çünkü o tüme varım yapabilir, ileriye doğru sardırabilir. Allah ona öyle bir istidat vermiş ki hayalinde onu ileri sarabilir. Babam diyor peki büyüyünce dede mi olacak? Evet evladım. Yani o da ölecek. Evet. Babam dede olup babam öldüğünde ben o zamanlar ne oluyorum? Baba. Anladım. Ondan sonra da ben dede olacağım herhalde. O kadarını söyle. Sen ona yetiyor zaten. Hani örüntünün birinci elemanını, ikinci elemanını, üçüncü elemanını ver, sana ilişkiyi çıkarsın. Hemen ondan sonra nokta nokta en formülü koysun önüne. Sonsuzu içine alıp düşünebilen ve anlam beklentisi içerisinde olabilen bir varlıktan bahsediyoruz. O yüzden gerçekten eğer anlamdan söz etmiyorsak ve anlamı hayatımızın içerisine almıyorsak, anlamı arayıp bulmuyorsak, o zaman seküler bakış açısıyla hayat gerçekten bir hiçten ibaret. Yani adam diyor ki ben intihar edeceğim diyor. Ne sen kalacaksın da ne oluyor diyor. Sen de peşime gidip karbon olacaksın diyor. Ben diyor kırkımda diyor baktım artık eskisi kadar hayat tat vermiyor. Yatınca, kalkınca, yiyince, içince. Yani o kadar güzel uyuyamıyorum. O kadar güzel zevk alamıyorum. Ne diye zorlayacağım? Kasmaya gerek yok abi diyor ya. Yani sonu belli diyor. Zaten bu yaşadıktan da çok bir anlamı yok. O da böyle. Çünkü böyle bir şey hatırlamayacaksın bile. Yok olacaksın, karbon olacaksın. O yüzden gidip yok ediyorum diyor. Anlamsız ise bir başı bir sonu yoktu. Her şeyle anlamsız demektir. Anlam beklentisi içimizde. Ya niye yaşıyoruz? Nereden geldik? Bu kadar doldur boşalt. Geliyorlar ve önden gidiyorlar. Buradan geliyorlar, buradan gidiyorlar. Ve herkes buna mahkum. Diyor ki ben niye yaşıyorum? Baba diyor ki evladım ilkokul okuyacaksın. Sonra ortaokul okuyacaksın. Sonra liseyi okuyacaksın. Sonra üniversiteyi okuyacaksın. Ya bu okuma bitmeyecek mi? Sonra bitiyor evladım. Onu işe başlayacaksın. Ha güzel. Peki işe başlayınca ne olacak? Sonra hiç diyemiyor ki hep artık ondan sonra o işte güzel hayatlar yaşayacaksın. Öyle bir şey yok. Sonra yaşlanacaksın. Çocuğun olacak tabii o arada. Dur ne dedin? Çocuğun olacak dedin. Yani benim olduğum yere mi geldi? Ya ben zaten ne diye yaşadığımı düşünürken çevirdin sen çemberi. Benim olduğum yere bir tane daha biri geldi peşim sıra. O da benim gibi yani bitti. Kısır döngüye girdi. Benim gibi birinin yerime gelmesi için mi yaşıyorum? Eğer öyleyse, bilim öyle diyor. Varlıklar nesillerini sürdürmek için yaşıyorlarmış. Yerimize birini koymak derdindeyiz. Ya ben yaşadım, hani derler ya ben yaşadım ne oldu ki? O yaşayacak da ne olacak? Diyor ya ben ne anladım bu dünyadan? Ben bir şey anlamadımsa
koyduğum gibi girerken sıfır, çıkarken sıfır. Gerçek öyle, matematiksel olarak öyle. Hayat bir denklemse eğer, içinde isterse onlar ile rakamlar çarpılsın, bölünsün, isterse yüzler ile rakamlar çarpılsın, bölünsün, isterse binler, isterse milyonlar ile, yani Rothschild ailesindeki gibi. Sonuçta eşittirden sonraya sıfır kalıyor ise, bu aynı denklem demektir. Yani böyle ABCD diye koysan çocuğuna denklemleri, büyük rakamları çarpsan, bölsen, en sonunda nokta noktalardan sonra eşittirin önüne sıfır koysan, bu denklemleri ne farkı var dese, hiçbir farkı yok. Yani hepsinin sonucu sıfıra çıkıyor demek. Anlamsız. O zaman bir anlam varsa hayatla ilgili, o zaman geldiğimiz yerle ilişkili olmalı ve bu hayatın parantezi kapandığında çıktığımız yerle ilişkili olmalı. Ama bundan emin olmak istiyoruz. Gerçekten böyle bir anlam var mı? Çoğu genç bir anlam hayali kurup bir şeylere böyle kapılıp, böyle Mun tarikatındaki gibi, batıl inançlardaki gibi, yani hiç değilse bir hayat varsa da yoksa da, anlamlıysa da anlamsızsa da, onu da böyle tüketmek istemiyor dini ritüellerle, işte ne bileyim, ibadetlerle, bazı şeylerden uzak durarak. Yani bu böyle, belki bazıları şöyle diyebilir, yani ölünce bir şey çıkarsa ne âlâ, çıkmazsa da çok bir şey kaybetmiyoruz. Bazıları sanıyor ki, hani hak dinde insanlar böyle bir riske oynuyorlar. Yani diyorlar, yani biz namazı kılalım, orucu, haccı, zekatı falan yapalım. Hani tut ki öldük, hocanın dediği gibi melekler gelirse o ne güzel. Gelmezse de çok bir şey kaybetmiyoruz. Hayat zaten bir hiçe çıkıyordu. 3-5 hiç olacak zevki yaşamazsak da ne olur. Mantıklı mı bu kadarıyla? Belki hani kumar oynayanlar açısından belki olabilir. Ama Allah'ın bize çağrısı böyle bir şeye, bu kadar basit bir şeye dayanmıyor. Cenab-ı Hak anlamı kestirebilecek bir yaratılışta bizi var ettiğini söylüyor. Fıtratımız, akleden yanımız, anlama dair adımı atabileceğimiz bir potansiyelde. Ne yapmam gerek o zaman? Bir, deminki ayetin ilk ifadesi, var edeni tanımak. Rabbim Allah'tır demek. İlk önce sahip ile. Sahip var mı yok mu? Olmalı. Neden olmalı? Çünkü diyoruz ki biz tecrübi ilimlerde, tecrübeye dair ilimlerde en pozitif yaklaşımımız gördüğümüz, deneyimlediğimiz şeyler. Öyle değil mi? Ve bizim en yoğun, hatta başından itibaren deneyimlediğimiz ve sürekli tekrarladığımız tecrübe şudur. Bir eylem varsa anlamlı, yani şu mesela içinde bir dünya devreler var, sistemler var. Bak böyle burasına bir şey yapmışlar falan. Buna bu ne işe yarar diye sormak anlamlı bir soru. Bunu kim yaptı demek de anlamlı bir soru. Bunun içerisindeki devreler nasıl işlemler yapıyor demek de anlamlı soru. Çünkü hep böyle tecrübeye de geldik. Anlamsız olan ne? Bu ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Bir anlamı yok bunun. Allah Allah. Güzel de bir şey yapmışlar ama. Böyle bir tarafı, böyle bir tarafı. Yok, kurcalama öylesine ya. Peki bunu kim yaptı? Hiç kimse yapmadı. Allah Allah, yani kendiliğinden mi oldu? Yok, buradan bir şeyler düşmüş olabilir kenarından falan, böyle çok düşüyor. İplikçikler falan düşmüştür falan. O düşenler öyle denk gelmiş bir ara, böyle bir şey çıkmış falan. O zaman kendi varlığımızı sahipsiz, yani bizi bir yapan olmaksızın, bizi ortaya çıkaran biri olmaksızın var olduğumuzu öngörmek. Bu, bugün için hayatta insanların çoğunun peşine gittiği düşünce bu. Yani bir şekilde olmuşuz abi ya, ne bileyim.
İşte evrim diyorlar, orada canlılar, manlılar. İlk önce bir şey olmuş, bir kuytu böyle gizemli bir yerde bir hücre oluşmuş diyorlar. Gören var mı, bilen var mı? Benzeri bir oluşuma tanık olan var mı? Yok abi, o çok nadide, bir kerecik olmuş, denk gelmiş, çok kazara, çok istisnai. Bu ne, bu varsayım mı? Abi olmuş, bak olmuş ki olmuş. İyi de yani biri yapmış da olabilir. Niye illa hiç emsalini görmediğimiz, hiç tecrübe etmediğimiz, bizim bütün tecrübe ettiğimiz şeyler hep yapanı olan şeyler. Yani Allah'ın huzuruna çıksak da kulum işte benim seni yarattığımı veya seni en azından bir yaratan biri olduğunu niçin düşünmedin ki böyle yarattım seni? Ama ben öyle rastgele olduğumu düşündüm. Tamam da hayatımda kaç tane böyle rastgele olan şeyler gördün? Ben görmedim ama öyle diyorlardı. Oysa ben görmedim. Yani ben evimdeki şu bile eve gelsem yerini değiştirmiş, kim yaptı, hırsız mı girdi derim eve. Yani ben görmedim, hayatımda öyle bir şey tecrübe etmedim. Bir kibrit kutusunun bile rastgele olduğunu görmedim. Öyle antenli mantelli telefon falan, ki bu bizim yaptıklarımız. Cenab-ı Hakk'ın yaptıkları yanında kayda değer bile değil. Yani bir hücresel sistemi düşünün, mitokondriyi düşünün, enerji üretiyor. Organelleri düşünün, sitoplazmayı düşünün. Çekirdekteki veriyi düşünün. İşlemler öyle orada kazara bir şeye çarpıyor, çarpan başka bir şeye dönüşüyor. Öyle olmuyor. Çekirdeğe gidiliyor, aynı kütüphaneye gider gibi. İlgili kitabın fotokopisi alınıyor, ne yapılacaksa, hangi protein üretilecekse. İlgili genden oradan bir film çekiliyor, mRNA oluşturuluyor, kopyası alınıyor. O bilgi dışarı çıkarılıyor sitoplazmaya. Orada ona göre adım adım üretiliyor. Böyle kazara mazara bir şey yok. Sistem var. Ya bu kadar sistem, inanın benim bilgisayarımda yok. Bak benim bilgisayarımda var ya, benim bilgisayarım evrim geçiriyor sanki böyle. Orada folderlar var, ne bileyim dosyalar var. Hele zaten desktop'um benim böyle çöp gibi. Yani bulduğumu oraya artmışım, ne aradığımı bulabilirim. Ne aynı şeyi doğru düzgün tekrar sistem kuramıyorum. Beceremiyorum yani öyle. Düzgün çalışamıyorum. Atıyorum kalıyor. Bir ara düzenlerim diyorum. Aranızda benim gibiler çoktur diye söylüyorum. Üstelik ben akıl ve irade sahibi varlık olduğum halde dönüp hücreye bakıyorum. Abi her şey harfiyen işliyor. Yani bir protein yapılacaksa yeri belli. O milyarlarca nükleotidin oluşturduğu veri zincirinde paketler açılıyor. İlgili paketin ilgili yeri tam başlayacağı yere bir mandal atılıyor. Oradan itibaren tık 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 tekrardan diziliyor. Bir kopyası alınıyor, itina ile dışarı çıkarılıyor. Orada ona göre yapılıyor. Abi ne? Deniyor ki bir hücredeki sistem... Bizim en karmaşık İstanbul gibi metropolü düşünün. Oradan olağanüstü daha karmaşık sisteme sahip. Ve ben bunu sabah akşam okuyacağım. Dünyada binlerce tıp hocası, profesörü hücre üzerine çalışacak. Ve soracak olsan, yani daha başlarındayız, tam anlayamadık diyecekler. Bu kadar gömülü veri, bilgi olacak. Ve sonra da kalkıp... İnsanın yaptığı primer olanına illa biri yapmıştır diyeceğim. Hayatta hiç kaçmaz. İlla biri yapmıştır. Kafiri, mümini hepimiz öyle diyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın yaptıklarına gelince evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diyeceğim, zamanı geri uzaklara götüreceğim. Diyeceğim bir ara bir şeye böyle denk gelmiş, kenarından tutmuş. Öteki de burasından tutmuş, böyle bir şey olmuş. Amino asit dizilmiş, bilmem ne olmuş. Sonra bu organizma, sistem ortaya çıkmış. Allah'ın huzurunda diyeceksin ki yok, yani biz orada herkes öyle düşünürdü, her şey rastgele olurdu. Doğal olarak kendimizin de rastgele olduğunu düşündük. Diyemeyiz. Elbette ki bizi bir var edenin olması gerektiğini akledebiliyorduk. Cenab-ı Hak akledebildiğimizi söylüyor. Her birimiz kendimize emanetiz. Çünkü dillerimizle yalan konuşabiliriz. Ama her birimiz sadece kendimizin deneyiyiz. Ya başından, yani ben olabilir diyorum abi ya, ben rastgele olabilirim. Dolayısıyla da hayat sahipsizdir ve ben rahat yaşayacağım, buyur. Ama hayatın bir sahibi olmalı.
bir var eden bu düzeni, bu sistemi kurmuş olmalı. Bu her tarafından bilim fışkıran, bu kadar üniversiteyle, bu kadar hocayla biz insanlık olarak var olan ve biz var olmazdan evvele de var olan sistemi inceliyoruz. Yerkürenin eğiminden tutun, güneşe olan mesafemiz. Her birini öğrendiğimizde de adeta çarpılıyoruz ya. Bildiğin bıçak sırtında yaşıyoruz. En kararsız dengede bize bu kararlı ortamı yaratmış. Demek istiyor ki bak, bak bir milim sağa sola kaydırsan var ya, yani yanar dökülürsün yahut donar kalırsın. Bunları da bizi keşfedecek şekilde yaratmış. Kediler bunu keşfedemiyorlar. Kediler ne güneşin mesafesini, ne oradaki hani nükleer yakıt türünü, ne dünyayı, ne yüz ölçümünü. Bizden dışımızda hiçbir canlı da yok. Gördünüz mü öyle bir şey? Canlılar varlığı, varlıktaki ilmi ortaya çıkaran. Biz niye çıkarabiliyoruz? Biz niye varlıktaki bu müstesna kudretin, sanatın, gücün bilgisini süzüp çıkarabiliyoruz? Hayranlık duyalım diye olmasın. Bir var eden bu kadar ilmiyle ve kudretiyle bunları ortaya çıkaran biri olmalı kesinlikle. Dedirtmek üzere yaratılışımız olmasın. Hangisi daha doğru geliyor? Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Kul Cenab-ı Hakk'ı keşfettiğinde, bu İbrahim'i bir yolculuk, Hazreti İbrahim en sonunda şöyle dedi, ben yüzümü gökleri ve yeri var edene döndüm. Bu cümlenin içerisinde şu var, gökleri ve yeri var eden biri olmalı, ben artık ondan eminim, ben şimdi yüzümü ona döndüm. Bu çok önemli bir adım. Ve bu adım dinler öncesi bir adım. Bu çok yalın, çok sade, çok temiz bir adım. Ben yüzümü gökleri ve yeri beni var eden, eşyayı var eden, her şeyi var edene döndüm. Hazreti İbrahim bunu deyip kalmadı. Dedi ki, madem beni yaratan bir kudret var ki bundan emin oldum, beni anlamlı bir şekilde yaratmış olmalı. Yani hiç yere yaratmaz ki bu kadar güzelliği, bu kadar müstesna bir hayatı. Bu bir yere çıkıyor olmalı. Bu bir yere çıkıyor olmalı. Hayır hayır, abes olamaz. O yüzden Cenab-ı Hak bize haber verdiğine göre o bizim yaratanımız. Bunu da siz kendinizde check edebilirsiniz. Ben de kendimde check ediyorum. Cenab-ı Hak diyor ki benim yarattığım insan hayatı abes olarak yarattığıma kendisini inandıramaz. اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Ben sizi abes olsun diye mi yarattım düşünüyorsunuz? Bu deist bir inanç. Deist diyor ki bir yaratıcı olması gerektiği belli. Varlık ortaya çıkmış çünkü. Geçen biri aradı, dedi ki hocam hani hep sebep sonuç ilişkisi diyoruz. Tamam güzel dedim. Dedi yani bunu o sebep, o ona sebep, o ona sebep oluyor. Ama bir yere geliyoruz, dini sebeplerden veya dini bakış açısından ötürü sebebi düğümlüyoruz. Diyoruz ki orada Allah var, burası başlangıç noktası. Mantıklı değil hocam dedi ya. Öyle dedi, onun da bir sebebi, onun da öyle gitmeli dedi yani. Öyle değil mi dedi. Ben dedi bunun içinden çıkamıyorum. Ben dedim ki sebep sonuç ilişkisini mantıklı bir ilişki olarak düşünüyorsun değil mi? Ve o yüzden kabul ediyorsun. Evet dedi yani. Peki yine mantıklı olarak dini sebeplerle ve dini bakışıyla değil, mantıklı olarak sana bir düğümden söz etsek ama dedi mantığını ortaya koyman lazım. Dedim ki ona eğer bunun sebebi bu, tamam, bunun da sebebi bu, bunun da sebebi bu diye geri gidiyoruz. Böyle hiçbir yerde durmasa nereye gider? Sonsuza gider dedi. Yani hep gider 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 durur. Peki dedim bu mantıklı mı? Gayet mantıklı dedi. Değil dedim. Çünkü eğer sebep sonuç ilişkisi bir yerde başlamamış ise, geri doğru giderse o hiçbir zaman olmayacak demektir. Nasıl dedi? Domino taşlarını örnek verdim. Domino taşlarını dizdiniz. Diziyorsunuz domino taşlarını. Çocuğunuz da sizinle beraber
domino taşlarını arka arkaya arka arkaya. Çocuk dayanamıyor, diyor ki baba ne olacak, niye bu taşları dizip duruyoruz? Diyor bir yerde duralım yani. Bak evladım diyorsunuz. Bu taş, bu en baştaki taş. Bunun düşmesi için bundan önceki taşın bunun üzerine düşmesi lazım. Sebep sonuç ilişkisi. Tamam diyor baba. Sonra bir önceki, bunun da düşmesi için ondan bir önceki taşın bunun üzerine düşmesi lazım. Tamam baba. Sonra diyorsunuz ki bunun da düşmesi için bunun onun üzerine düşmesi lazım. Böyle koya koya gidiyorsunuz. Bunun da düşmesi için bu, baba ben sıkıldım artık, bunlardan bir tanesi düşsün de şu akışı bir seyredelim yani. Hareket olsun, varlık bir başlasın. Yok evladım, onun da düşmesi için ondan öncekinin onun üzerine düşmesi lazım. Baba bir yerde durdur. Bu hiçbir zaman başlamayacaksa bu oyun da olmayacak. Bu akış hiçbir zaman akmayacak demektir. Peki akışın aktığını görürseniz ne demek olur? Bir yerde başlamış demektir. Sebep sonuç ilişkisi eğer sonsuza giderse o akış hiçbir zaman başlamamış. Hayat akan bir süreç, başlamış. Sebep sonuç buraya kadar gelmiş. O zaman mantıklı olan en az sebep sonuç ilişkisi kadar mantıklı olan onun bir yerde başlamış olduğudur. Evet dedi, haklısın. Allah huvel evvelu. Allah ilktir. Yaratan kudret, her şeyi var eden. Başlangıcın olmaması en az sebep sonuç ilişkisi kadar mantıksız olur. Buna kadar mantıklıysa o da mantıklı. Var eden kudret, hayatın sahibi. Ona yüzümüzü dönüyoruz. Bir kere insan sahibi tanıdı mı Mevla'yı, onunla ilişkiyi başlatır. Bir defa onun kendisini duyduğunu bilir. Çünkü değil mi ki yaratmış, benden haberdar olmalı. Beni çünkü yaşatıyor. Şu an içeride motor çalışıyor mu? Çalışıyor içeride. Motor durdu mu biz böyle oluyoruz zaten. Doğduğumuzdan itibaren hatta anne karnının belli bir safhasında kalp atmaya başlıyor. Motor çalışıyor, dolaşım başlıyor, hayatiyet başlıyor. Peki bizim sistem çalışıyorsa biz mi çeviriyoruz bir taraftan? Hayır. Bu sistemi bütün unsurlarıyla, milyarlarca hücre, bütün unsurlarıyla sistemli biçimde dengede, sağlık diyoruz ona. Biraz ileri geri kaysa, kan değerlerinde biraz bir şey olsa böyle oluyoruz. Halsizim, işte bilmem neyim düşmüş, öteki çıkmış. Beni ve hayatı kayyum olan, her şeyi ayakta tutan kudret, yaşatan Allah Azze ve Celle, asla uyumayan, لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ. Ne onu uyku tutar, ne onu uyuklama hali. O zaman o benim farkımda olmalı. Kulun Rabbi ile ilk konuşacağı an, bu ilk yürüme anından çok daha değerlidir. Kulun gerçekten Allah'ın onu duyduğunu anladığı an, başını yastığa koyduğunda bile kendi başına konuştuğunu zannettiği o uzun şeyleri aslında duyan birinin olduğunu bilmesi, sahip. Cenab-ı Hak dedi ki, insanı biz yarattık. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Ve kendisiyle olan konuşmasını biliriz. Çünkü biz yarattık. Biz bir robotu yapsak, robotun içinde hangi işlemler dönüyor, neler oluyor, neresinde ne var bilmez miyiz? Biz yaptık. Cenab-ı Hak dedi ki, اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ. Yaratan bilmez mi? Elbette bilir. Kulun, madem beni yaratan, içimdeki her organı yerli yerince koyan, her birinin görevini, ödevini, sistemini oluşturan ve bunlar ile bana hayat bahşeden, ki ben buradaki sistemleri keşfede ede bitiremiyorum ya, benzerini yapmak hayalimden geçmiyor. O kadar bilgi yüklü, o kadar güç, ilim ve irade yüklü ki. Dönüp ona ilk sesleniş anı, ilk defa böyle Allah'ım diyeceği, Rabbim diyeceği, Tanrım diyeceği ve onun kendisini duyduğundan emin olacağı an. Bir mühtedi, diyor ki Müslümanlar da böyle gördüm, secdeye kapanıyorlar. Uzun süreli işte incelemeler, araştırmalar.
Bir gün ben de bir deneyeyim şunu dedim. Bir gece böyle sokaklarda gezerken, tabii zorlu bir süreç, hidayete adım atacak. Batıldan çıkıp Hakk'a yol alacak. Yere kapandım. Orada ağladım ağladım falan dedi. Birileri ona sordular, orada Cenab-ı Hakk'a ne dedin diye. Dedim ki diyor, oh my God, ey Tanrım, guide me, bana yolumu göster. Ne yapmamı istiyorsun? Madem beni yarattın, bana yolumu göster. Bu Hazreti İbrahim'in ilkesi. Ondan öğrendik. Dedi ki, اَلَّذ۪ي خَلَقَن۪ي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Değil mi ki beni yaratmış, beni yaratan bana yolumu gösterir. Gençler, geleceğe dair kaygılar ile hayatınızı zetmeyin. Bu zamanda, bu çağda, bu vakitte, bu aileden, bu coğrafyada doğmanıza kim karar verdiyse, hayatınızın süreçlerini de size özgü kitapçıktaki gibi adım adım önünüze çıkaracaktır. Hayat tepkilerimizin ortaya konulduğu bir süreçtir. Ve hep Cenab-ı Hakk'ın dedikleri hususunda olan tepkilerimiz not edilir. Allah şöyle olsun demiş, bir sahne açılır önümüze, ha, Allah böyle olsun diyor. Ama Allah'ın olmaz dediği tarafta büyük balık var. Yani şöyle duygular var, arzular var. Sınav bu ya. Cenab-ı Hak ile, doğru ile, hak ile duygular arasında kalıyoruz. Cenab-ı Hak duyguları, hoşlandığınız duygular bazen olur, kötü şeyler olabilir. اَسَا اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ Seversiniz bir şeyi ama doğru olmayabilir, size zarar verecek olabilir. Siz duygularla yol alamazsınız. Duygular parazit etkenlerdir. Biz aklederek yol alırız. Düşünsel tarafımız, doğruyu yanlıştan, adaleti zulümden, iyi kötüden ayıran, akleden yanımız. Ve buna eşlik eden Cenab-ı Hakk'a yakarışımız. Değil mi ki ondan emin olduk, bir var eden kudret kesinlikle var. Ben öyle hiç yoktan olacak bir varlık değilim. Ben öyle şurada ölünce geriye hiçbir şey bırakacak, karbon olacak bir varlık değilim. Bir ömür iç sesimi dinledim, kendimle yaşadım. Ne diyor filozof? Düşünüyorsam öyleyse varım. Demiyor tırnağım varsa, o zaman varım, bak tırnağım var. Demiyor o kolum var, o zaman ben varım. Özümüzde kendimizi dipte hissettiğimiz biz, ben. Şeytan bize onu inkar ettirmek istiyor. Hayır, ben varım. Kişi kendi varlığını itiraf ettiği anda Yaradan'ı itiraf etmiş demektir. Çünkü ruhsal yanımız aynı Allah Azze ve Celle gibi. Allah Azze ve Celle'yi nasıl yaptıkları üzerinden tanıyoruz. Biz kendi ruhumuzu da, öz varlığımızı da yaptıklarımız üzerinden tanıyoruz. Yoksa kimse kendisini ayna tutabilmiş değil. Kendi özünün fotoğrafını çekebilen var mı? Geçenlerde bir kara deliğin resmini çektiler biliyorsunuz. Hesaplamalarda yakalıyoruz kara deliği. Olmalı diyoruz. Bak şöyle şöyle etki oluşturuyor. Etrafında şöyle çekim yapıyor. İçine çekiyor. Sonuçlarını gördük de bir de hani resmini görsek, kendini görsek. Beyefendi pozitivistmiş. Ben Allah'ı görmeden kabul etmem. Böyle karşı karşıya gelecekler. Merhaba merhaba ben Allah diyecek filmlerdeki gibi. Aa o zaman tanıyacakmış. Bütün hayatım boyunca hele hele bilim yaparken önce teorik olarak tespit edip sonra bulgularla desteklemiyor musun? Velev ki kendisini doğrudan gözlemde yakalayamasam bile. Yanlış mıyım? Bilimde çoğu şeyi biz böyle yapıyoruz. Şimdilerde karanlık maddeyi de öyle. Hesaba giriyor. Var böyle bir şey. Ama ne hacmini, ne kütlesini, ne yoğunluğunu, ne etkisini hiçbir birimde yakalayamıyoruz. İşte sonunda kara deliğin resmini çektik. O da zaten bir kara bir şey yani. Hani öyle güzel böyle bir şey, bir şeye de benzemiyordu. Peki biz neredeyiz? İçeride bir yerde mi? O düşünen, konuşan, gece yatınca böyle bazen yastığa gözyaşı döken, yok mu öyle bir varlık? Seven, sevgiyi paylaşan, merhamet eden, esirgeyen, geleceğini düşünen, çocuğuna sevgi duyan anne, baba, hiç miyiz? Bunlar yalandan güdüler mi? Bilim diyor ki öyle. Beynin sana sağ kısmı güzel bir hikaye yazıyor, sol tarafı kötü bir hikaye yazıyor.
Sen bu ikisi arasında ben varmış gibi hissediyorsun. Ben diye bir şey yok. O yüzden karbon olacaksın diyor. Bana beni inkar ettiriyor ya. Hem de gözümün içine baka baka. Beni madde düzleminde yok ediyor. Maddeden gayrısı yok diyor. Senin içine girdim diyor. Kalbinin de bütün her tarafını açtım baktım. Öyle diyor, büyüleyici bir madde yok diyor. Ya bilimde bir ilke var. Bir şeyi ispat etmek, yani varlığını tespit etmek ayrı bir şey. Bir şeyi yok demek en zor şey. Çünkü sen bir şeye yok diyebilmek için hangi boyutta, hangi biçimde olursa olsun ben onu illaki yakalarım iddiasında olman lazım. Böyle bir iddiamız olamaz ki. Kısıtlı bir aralıkta görüyor, kısıtlı bir aralıkta yakalıyoruz varlıkları. Kısıtlı enstrümanlarla bilmediğimiz, henüz hiç yakalayamadığımız alan olamaz mı desen, tabii olabilir. Nasıl sen henüz yakalayamadığına yok diyorsun, henüz doğrudan göremiyorum diyebilirsin. Ama sonuçları üzerinden bu adam konuşuyor, gülüyor, yeri gelince ağlıyor. Bunun içerisinde öz bir varlık var. O varlığımızı nasıl bu sonuçları üzerinden görüyorsak, Yaradan'ı da yaratması, yaşatması, rahmetiyle hayatı kaplayıp kuşatması, sevgisiyle bizi kollayıp gözetmesi, adım adım bize bu hayatı tattırmasıyla biliyoruz. Sebepsiz, var edensiz, sahipsiz olamaz dediğimiz yerde anlam başlıyor. Ve kul Rabbini tanıyor. Rabbim Allah'tır diyen biri başladı. Bu yürüyen, ilk defa yürüyen çocuk gibi sıradan bir şey değil. Melekler birisi, Rabbim Allah'tır, beni var eden bir kudret olmalı dediğinde bambaşka bir şey oluyor. Bu Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi bana yolumu göster. Ben senin varlığını kestirdim ama önümde bir dünya dinler var. Şu din böyle, bu din böyle. Sen hangisinin içindesin? Sen hangisinin dediği gerçek tanrısın? Oralarda çok çeşitli anlatımlar var, gelecek vaatleri var ama yani Yahudilerin inekleri karıştırması gibi biz de dinleri karıştırdık. İnnel bakara teşebbehe aleyna. Yahudiler öyle demiş, yani hangi ineği keseceğiz? Bilemedik ki, birçok inek var. Git Rabbine sor, bu ineğin rengi ne, bu inek nasıldır? Bu inek? Yani genç de diyor ki, ya ben bu dinleri karıştırdım. Hepsi diyor ki ben haklıyım. Hepsi de cennet cehennemiyle korkutuyor. Ben de işin içinden çıkamayınca diyorum ki gökleri yeri yaratan, tamam onu da inkar edemiyorum. Evet, hayatın bir yaratıcısı olmalı. Orada duruyorum. Buna deizm diyor. Peki Yaradan'ı keşfettin, bir var edenin olduğunu anladın da onunla niçin irtibata geçmiyorsun? Ona, ya Rabbi bana yolumu göster. Bana hidayet et, beni boş yere yaratmış olamazsın diye ondan bir talepte bulundun mu? Sen için içinden çıkamadın bu dinler açısından. Allah da mı çıkamıyor? Bunlardan biri onun hak dini ise gerçekten. Cenab-ı Hak seni ona kılavuzlamalı değil mi? Cenab-ı Hak buyurdu ki, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Bir kimse Allah'a iman etti mi? Allah da bu arada özel bir dindeki özel bir dinin tanrısının ismi falan değil. Allah yegane tek bir ilah demektir. Yani Araplar da cahiliyede Allah'ı böyle biliyorlar. O yegane tek tanrı. Her şeyin sahibi, hepsinin üstünde olan. Resulullah onlara ondan gayrı bu aracı tanrıların olamayacağını, hiçbir şeyin tanrılıktan nasibinin olamayacağını, payının olamayacağını, Allah'ın bütün ilahlık, her şeyin lehul, biyedihil mulk ve huve ala kulli şeyin kadir. Mülk onun ve her şeye egemen olan o. Belki birileri diyebilir ki, hani biz yaratıcımız olması gerektiğini anladık da, bunun tek olduğunu arada öyle bir hani okus pokus geçirdiniz. Niye iki kişi olamazlar mı? İki tane tanrı böyle. Biri erkek olur mesela, biri dişi olur. Biri anaç, öteki daha erkek. Yani onlar bizi yaratmış. Birileri bizi yapmış olmalı, doğru ama hani bunun illa bir olmasını siz dayatıyorsunuz Müslümanlar olarak. Hristiyanlar da üç diyor mesela. Oğul var, Ruhul Kudüs var.
Yani üçü daha güçlü. Bu üçlü daha güçlü diyorlar ya. Yani bana belki öylesi de olabilir. Niye illa onlarınkini hemen tukaka ilan ediyorsunuz? Kendinizinkini gerçek, ötekini batıl, cehennemlik suç. Bunu hakkın kendisi. Bunun da en az Tanrı'nın var olması gerektiği kadar mantıksal bir karşılığı var mı? Cenab-ı Hak bunu Kur'an-ı Kerim'de bizimle tartışıyor. Eğitim amaçlı. Varsayımlarla bizi düşündürüyor, sonuca götürüyor. Bize bu anlamda saygı duyuyor. Onun tek olduğu gerçeğini akleden yanımızla mantıklı bir şekilde, ikna olacak bir biçimde sonuçlandırmamızı istiyor. Yoksa bir ön kabul. Biz de böyle kabul ediyoruz. Onlar da öyle demişler işte. Bazıları inancı böyle görüyor. Ya bu inanç işi. Onlar üç demişler, öyle gidiyor. Ekmeklerini de üç çizgi çekiyorlar. E bizimkiler de bir demiş yani. Üç desen de, bir desen de. Yani öyle de olur, böyle de. İnanç işi bu sonuçta. Sonuçta inançlı adam mısın, değil misin? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Hak ve batıl birbirinden قَدْ تَبَيَّنَا الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْ Apayrı şeyler. Batıl karanlık, anlamsız, değersiz. Hak فَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَالِ Hak'tan öte, dalaletten başka ne vardır? Peki Cenab-ı Hakk'ın tekliğini nasıl konuşacağız? Son cümlelerimle bunu söyleyip bitireyim. Vaktim çok geçmiş ama burası önemli. Cenab-ı Hak dedi ki, لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا اَلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَ Göklerde ve yer, bu bir varsayım. Muhali varsayarak eğitim veriyor Cenab-ı Hak bize. Muhal yani olmayan, gerçek dışı bir şeyi, olmayacak bir şeyi varsayım ile düşündürtüyor, düşünce deneyine sokuyor bizi ve öyle olmadığını görünce de geri dönüp doğrusunu çıplaklığıyla görmemizi istiyor. Göklerde ve yerde Allah'tan gayrı bir ilah daha olsaydı lefesedete, fesat olurdu. Her ikisi de bağımsız, her ikisi de kendi başına buyruk hükmünde hani biri diğerine boyun eğmiş, biri diğerine böyle, öyle ilah olmaz zaten. O bizim gibi varlıklar. Yani kısıt dediğiniz zaman, sınır dediğiniz zaman, hudut çektiğiniz zaman zaten Tanrı kavramı bitiyor. Çünkü biz Tanrı kavramına kendi kısıtlılığımızdan çıkarak, onu aşarak, biz birazcık biliyoruz, o her şeyi bilen. Biz bazı şeylere gücümüz yetiyor ama onun her şeye gücü yeten. Yani buradan çıkarak Cenab-ı Hakk'ı tasavvur ediyoruz. Biz bazı şeyleri tanık olabiliyoruz. Görüş alanımız kısıtlı ama o her şeye tanık. Böyle ona böyle geçtik. E şimdi bundan iki tane düşünüyorsunuz. Ya bu da yapacak, öteki tarafta bunlar çakışma olur, fesat olur. Biri birilerine girerler. Biri birine sürekli orayı öyle yapma der, o da sen yapma der, kavga ederler. Evren yeknesaklığıyla tek bir kudret tarafından var edilmiş ve tek bir kudret tarafından yaşatıldığı gerçeğini bağırıyor. Bilim de bize bunu söylüyor. Burada bir şeyi deneyimlediğinizde, bir makaleye dönüştürdüğünüzde bilimsel olarak bunu yayınlıyorsunuz. Diyelim Amerika burası, Türkiye'deki bilim adamı alıyor. Bilim ne olmalı? Hani tecrübe edilebilir, yenilenebilir, reproducible. Yoksa bilim olmaz. Alıyor aynı şeyleri yapınca aynı sonuçları çıkarıyor. Böyle olmalı. Yoksa burada başka çıkıyor, burada başka çıkıyor. Niye buradaki bu Tanrı'nın egemenliğinde olan alanda hani şey gibi bu bilgi, bu telefonun şeyi başka, tuşu başka, buradaki işlem sistemi başka falan ötekine uymuyor, öteki başka elden çıkmıyor. Böyle bir alemde yaşamıyoruz. Kurallar her yerde aynı işliyor. Yeknesak bir nizam var. Tek Tanrı'nın alameti. Ayrıca Cenab-ı Hak dedi ki, zatını tanımlarken her şeye gücü yeten, Kur'an'da bakın, ala kulli şeyin kadir, her şeye gücü yeten. Çocuk bile her şeye gücü yetenin tek olacağını biliyor. Fıtratımızda bu var. Babasını ilk zamanlar kahramanı biliyor. Babam herkesi yener diyor. Okulda arkadaşıyla karşılaşıyor. O hayır diyor, benim babam herkesi yener. İkisi de tamam, senin de baban herkesi yener, benim demiyorlar. Birbirlerine giriyorlar. Niye dersen, diyor ki hocam benim babam herkesi yener. O diyor ki hayır, benim babam herkesi yener. Biliyor ki o tek olmalı. Her iki tane herkesi yener olur mu?
Her şeye gücü yeten, bu da her şeye gücü yeter, bu da her şeye gücü yeter. Peki bunun mu buna gücü yeter? Bunun mu buna gücü yeter? Yok, ne bunun buna gücü yeter, ne de bunun buna gücü yeter. O zaman ikisi de her şeye gücü yeten değil. Tanrı diye bir şey kalmadı. Sınırlı, kısıtlı, bizim gibi sadece bir üst ligdeler. Daha çok şeylere gücü yetiyor ama öyle her şeye egemen değiller. Bizim Tanrı düşüncemiz aslında tekildir. Her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, oğlu yoktur. Kadını, eşi, sahibesi yoktur. O yüzden bugün çoğu Hristiyan teslis düşüncesini fıtratına yediremediği için hak din İslam'a adım atıyor. Yaratıcısına, ya Rabbi bana yolumu kester. Çıkamadım ben bu işin içinden. Oğul Tanrı demedi. Senin oğlun da mı var? Bilmediğimiz bir de karın mı var? Bunları niye? Geçen bir tartışmada adam Hristiyan tarafa dedi ki, ya dedi bak Allah Hazreti Nuh'u gönderdi, ben yegane tek ilahım dedi. Hazreti İbrahim'i gönderdi, ben yegane tek ilahım dedi. Musa'yı gönderdi, Davud'u gönderdi, Süleyman'ı gönderdi. Hepsinde yegane tek ilahım dedi. Siz de bunu kabul ediyorsunuz. Evet diyor, kabul ediyoruz. Çünkü şeyde de, İncil'de de öyle. Hem eski ahitte hem yeni ahitte. Bütün peygamberler hep tek Tanrı mesajıyla geliyorlar. Sonra siz kalktınız dediniz ki Hazreti Mesih geldi ve Cenab-ı Hak dedi ki ya ben bugüne kadar hep size tek yani Tanrıyım dedim ama yani bir şey itiraf etmem lazım. Benim bir çocuğum var. Bize söylemediğin. Gizlide bir çocuğun var demek senin. Ne saçma bir şey söylediğinizin farkında mısınız dedi. Adam böyle bir sıkıştı ilk anda ne diyeceğini bilemedi. Sonra dedi ki sen şeytani düşünceye bak. Dedi Tanrı durumu güncelledi. Sizde de nesih yok mu dedi. Önceki nesih etti. Artık var dedi çocuk ya. Hanım falan onu da sormayın onu şimdi. Onu da belki sonra haber veririm. Ama şimdilik bir evladımı tanıtayım. İsa benim oğlumdur. Haşa zümme haşa. Lekad ci'tum şey'en idda. O arkadaş ona öyle bir cevap verdi ki, bana dedi Hazreti İsa'dan sonraki 300 yıl boyunca, bakın 300 yıl boyunca bir kilise adı ver ki o kilisede teslis üzere ibadet edilmiş olsun. Bir tane isim veremezsin dedi. 300 yıl sonra Roma'ya gömülürken Hristiyanlık teslisi, Hristiyanlığa bulaştırdınız. Çünkü Hazreti İsa da اِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوا Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz demişti. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ İşte dosdoğru yol budur. Rabbini tanıyan ve sonra Rabbini seven ve ona saygılı yaşayan. Bu kimsecikler Allah'a vaktiyle verdikleri ben seni orada da severim. İrademi bana bıraksan da ben seni sevmeye devam ederim. Ben gerçekten seni gönüllü olarak sevdim. Şu anki baskıdan ötürü değil. Kaldır üzerimden baskıyı bak göreceksin demiş ve bunu sıdk ile gerçekleştirmiş olanlar Allah'ın huzuruna o binlerce meleğin eşliğinde çıkarılırlar. Kâlallâhu Allah da onlara der ki هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ Bugün doğrular sadıklara doğruluklarının karşılığı faydası verilecek olan gündür. İşte Cenab-ı Hakk'ı iradesiyle işi baskı altında olmadan gerçekten sevip saymışların sonsuz bir gelecekte يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ Allah'ı sevdikleri ve Allah'ın da onları sevdiği böylece sevgili oldukları çok anlamlı bir gelecekten bahsediyoruz. Ve bunun sonu yok. Yaşlanması yok, ölmesi yok, kederlenmesi yok, düşüp yaralanması yok, hastalanması yok. Bazıları diyor ya ben cenneti ne yapacağım orada? Bıkarım ya ben her gün böyle eğlence falan. Bıkarım diyor iyi sen gelme. Cenab-ı Hak dedi ki bıkması da yok. Çünkü orada monotonluk yok. اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ Cenab-ı Hak orada şımartılacaksınız diyor. Hiçbir yaşadığınız eğlenceyi size aynısıyla tekrar etmeyeceğiz. Bazen benzetecekler. Ya bunu biz daha önce tatmıştık ya diyecekler.
هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ Melekler onlara diyecekler ki benzetiyorsanız bambaşka farklı. وَاُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا Dolayısıyla bıkkınlığın da olmadığı anlamlı, kalıcı ve niçin yaşıyoruz bu hayatı sorumuzun yegane cevabı.